Dostlar merhaba, Kitap Dedektifi'nin 20. bölümündeyiz. Bu bölümde sizlere Jules Payot'un İrade Terbiyesi isimli eserinden bahsedeceğim. Başlarda eseri okuyup okuyamama noktasında biraz kararsız kaldım. Kitabı uzun zaman önce satın almış olsam da okumamıştım ve kitaplığımda bir köşeye bırakmıştım. Kararsız kalmamın nedeni eski kişisel gelişim kitaplarının günümüz insanlarına hitap etmediğini düşünmem ve bu kitaptan istediğim kadar faydalanamayacağımı, gerekli bilgileri faydalanabilecek kadar verimli bir okuma yapabileceğimi düşünmememdi. Fakat okuduktan sonra biraz fikirlerim değişti. Yazarın pek çok derinlikli fikri verimli bir okuma yapabilmemi mümkün kıldı. Kitapta 5 bölüm var. Bu 5 bölümü kişi, benlik, çevre ve irade şeklinde 4 kategoriye ayırabiliriz. Bu 4 kategori üzerinden yazar her bölümde kişisel farkındalığımızı nasıl arttırabiliriz, kendi benliğimize nasıl yaklaşabiliriz, irademizi nasıl terbiye edebiliriz, sabır, özveri, öz farkındalık ve bireysel olgunlaşmayı nasıl sağlayabiliriz meselelerini ele alıyor. Bu noktalarda yazar çok faydalı şeyler söylerken, çok derinlikli nitelikli bilgiler, malumatlar ve fikirler paylaşırken kimi yerlerde dozunu kaybediyor ve çok fazla banal, basit ve herkesin bilebileceği şeyler de paylaşıyor. Dolayısıyla kitabı genel olarak değerlendirecek olursak dozu çok belli olmayan, inişli çıkışlı bir eser olduğunu söyleyebiliriz. Yazar kimi noktalarda Aristo gibi soyut konuşarak anlatımı güçlendirirken kimi noktalarda alelade insanların bile bilebileceği bilgileri hikmetmiş gibi okuyucuya sunmaya ve satmaya çalışıyor. Bu sebeple kitabın bölümlerinin arasında çok düzenli bir bağlantının ve sistematiğin olmadığını iddia edebiliriz. Bunun haricinde kitapta verilen örnekler oldukça eski. Mesela öğretim üyeleri, okul sistematiği, müfredat gibi noktalarda verilen bilgiler, örnekler, örneklendirmeler eski olduğu için günümüzle çok uyuşmuyor. Dolayısıyla okurun içerisinde keşke yazarın anlatmış olduğu dünyaya sahip olsaydık şeklinde bir hissiyat da doğuyor. Yani yazarın yaşamış olduğu dönem nerede yaşamış olsaydık da keşke bu küçük, basit ve banal sorunlarla karşılaşmış olsaydık diye insanı düşündürüyor. Benim kitaba puanım 10 üzerinden 7 ve bu kitapla ilgili bazı alternatif eserler tavsiye edeceğim. Bunlardan birincisi Ali Fuat Başgil'in Gençlerle Baş Başa isimli eseri ki kitabın hemen arkasında Ali Fuat Başgil'in bu kitapla ilgili söylemiş olduğu bir paragraflık yazı bulunuyor. İkincisi Alain Batten'ın Felsefenin Tesellisi isimli eseri. Üçüncüsü ise William Reich'in Dinle Küçük Adam adlı hacimsiz küçük kitabı. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.